Herkese yeni bir bölümden, yeni bir Truck & Logistik Simülatör bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum hatta bugün. Aynen, pazar, yarın pazartesi. Siz bunu pazartesi günü izliyorsunuz. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Çayı çorbayı aldık efendim, bilgisayarın başına geçtik. Çay önemli. Şimdi geçtiğimiz bölüm biliyorsunuz bu iş yapmıştık bu araçlarla. Yanlış yaptığımı fark ettim. Şimdi onunla ilgili küçük bir iş alacağız hemen. Onu bir teslim edeceğiz. Geçen bölüm bu aracı sürmüştüm zaten biliyorsunuz. Bu bölümde artık bir Scania patlatalım ya şöyle. Hatta çift dingilli olabilir şöyle. Uzun bir şey olalım. Aracı özelleştir diyelim. Böyle hemen xenon farlarımızı takalım. Ardından Gara Edition cam filmlerimizi halledelim. Buradan gösterge rengi panel. Bunlar iyi. Yine içerinin rengi şu şekilde olabilir. Şöyle kahverengisi ya da açık beyazımsı bir şey yapalım şöyle. Aracın rengini de hocam kırmızı yapalım. Ama çok kırmızı değil. Şöyle hafif şu renklerde kalabilir. Şöyle seç dedik. Heh, geri geldik. YouTuber test sürüşü diyor. İstediğimiz işi alabiliyoruz. Geçen bölüm biliyorsunuz böyle araçların işlerini almıştık ama ilk bölümde yapamamıştık. Bu bir hata değilmiş. Aslında bir hata var. Doğru. Araç kamerasından dolayı. Ben burada sizin göremediğiniz şu kameranın altında kalan şu kaldırma ekseni yazısını ve yukarıda bulunan, ekranın yukarısında bulunan araçları yüklemek için üst kısmı indir seçeneğini görmemişim. Dolayısıyla bunu bu şekilde yapıp üst kısmı güzelce indirip indikten sonra buralar açılıyor şu şekilde, dorsenin arkası falan. Sonra araçlara geçiyor. Şu anda ses gelmiyor oyundan. Ben duyamıyorum ya da. Onu beğendim, geliyorum. Evet, ben duyamıyormuşum. Ayarlardan açık değilmiş. İki tane var, açık diyeceğiz gerçekten. Şöyle yok ya. Bu şöyle yapalım. Menüye geri dön diyelim. Tek oyunculu. Tekrardan şu YouTuber test sürüşü diyeceğim. Şuradan pick-up'ı alabiliriz de. Niye ikiden fazla araç vermiyor ya? Şunlardan yapsak. Kaç araç verecek? Bir tane vermesin ya. İki tane de az gelmiş bu arada. En aşağı 3-4 olması lazım. İndirelim dorsemizin arkasını. Grafiksel değişiklikleri zaten görüyorsunuz oyunda. Zamanı da hemen şöyle bir 11 falan yapalım. Dinamik diyor. Duraklatılmış diyeceğim. 10-19'da sabit kalsın. Hatta şöyle bir 11 falan da yapabiliriz. Aynen şu kafi. Evet, yine iki araç verdi. İnşallah ikiden fazla yükletir. Yüklediğimiz araçların da interiorlarının olması ayrıca keyifli. Evet, ikiden fazla veriyormuş. Dün bir etkinlik yapıldı dostlar. Yayıncı etkinliği diye geçiyordu Discord'da. Katılım fazla oldu veya olmadı. Her şekilde güzel geçti yani, onu söyleyebilirim. Ben güzel bilgiler edindim oyunla ilgili. Gelecek planlarıyla ilgili de bahsetme şansları oldu. Yapımcılara tekrardan teşekkür ederim gösterdikleri hassasiyetten dolayı. Şimdi araçlar, şimdi bu dorseyi kaldırırken dikkat edin. Aracın fizikleri falan ortada. Yani araçlar sallanıyor böyle hareket ettirdikçe. Bu tatlı bir olay. Bağımsız, yükler bağımsız yani, sabit değil. Bu abiyi de yükledik. Hemen şurayı da yükleyelim. Aşağıda 3 tane koyacağız galiba. Online oynama şansımız oldu dün. Gayet de keyifliydi, onu söyleyeyim yani. Tekrardan selam olsun. Oyun gelecek vaat ediyor dostlar. Yani 2014'ten bu yana devam eden bir projeden bahsediyoruz. Elimden geldiği kadar da sesleri olmaya çalışacağım. Destek olmaya çalışacağım dediğim gibi. Samimi arkadaşlar. Önemli olan zaten oydu biliyorsunuz. Evet, dorsemizi bağladık. Şöyle şuraya takmadan çıkalım. Evet, ne kadar bir yolumuz var inanın hiçbir şey bilmiyorum. Böyle çıkacağız.
Dorsen'in takip ediş falan gayet güzel ya, dediğim gibi. Yani toplamda takribi 2 GB'lık bir dosya indirerek oynadığınız oyunlar arasında şöyle bir fiziğe sahip olan herhangi bir oyun var mı? Bir sorgulayın. Ben bu aracı görmedim bu arada, göbeğe giren kırmızıyı. Abimizin önüne atlamış olduk. Oynayacak bir oyun arıyorsanız, eğer de tır oyunu istiyorsanız eğer, bir fırsat verin, Steam'den falan ulaşabilirsiniz. Böyle sağa doğru gireceğiz. Sinyalimiz açık kalsın. Tıslama sesleri falan muazzam abi. Ne söylenir ki yani? Dorse dışarıda kaldı dayı. İleride bir benzin istasyonu var. Oraya da girelim, bir yakıt dolduralım. Hem de çayımı bitirmiş olayım ben. Eyvah. Tabelaya tosluyorduk. Evet, yakıt doldurmaya başladık. Güzel de bir resim çekelim birazdan. Resim moduna nasıl girileceğini gerçi söylüyor da, neyse ben sonra yaparım onu ya. Resimi. Videodan sonra hallederim. Aynen, doğru yoldan gidiyoruz. Stop ettirdik ya aracı. Kendimizi bir sağa atalım. Araçlara bir şey olmasın. Şu kasislerden geçerkenki fizik var ya. Efsane ya. Bak. Şaka mısın sen abi ya? Bakın. Araçlardaki sallantıyı fark edersiniz. Hepsi birbirinden bağımsız. Yüklerin ayrı ayrı fizikleri var. O çok güzel bir olay. Bakın, sert bir fren yapacağım. Araçlar hafiften sallanıyor. Bir yere çarparsan daha çok belli oluyor da. Öyle yani. Kendimizi sola atalım. Döneceğiz çünkü. Buradan da sağa gireceğiz. Bayağı da dar yapılmış. Şirket giriş çıkışları. Bir tık zorluyor. Öyle bir yere park etmemizi istiyor ki. Şanzıman sesi çok
çıldırmışsınız siz ya. Vallahi çıldırmışsınız. Bu yine bir man değil de bu sefer bir kamyon işi yapmak istiyorum ben. Yunu test sürüşü diyeceğim. Şöyle şeytan dingil şeyimiz olsun. Bu arada bu resme bayıldım. Bu resme bayıldım. En sevdiğim resimler arasına girdi. Geçen bölüm yapmıştık biliyorsunuz. Hadi şuradaki araç gereçleri, daha doğrusu şeyleri, kutuları bir yükleyelim bakalım aracımıza. Sağa sola çarpmadan götürmemiz gerek. Önce aracı yüklüyoruz galiba. Yanılmıyorsam. Heh, tamam. Şu kutuyu da koyayım hemen. Her dorsaya 3 yük koyuyoruz. Bu şu an 3.'yü koyuyorum. Tamam, bırakalım, çıkalım artık. O da yerleşsin yerine. Bu önce yüklediğimiz neydi? Bu araç. Evet, aracı yükledik. Şimdi dorsaya yüklüyoruz. İçeriden oynamayacağım artık. Dışarıdan oynayayım. Evet, şu abiyi de hızlıca alalım. Yeniliklerle alakalı görüşme fırsatımız oldu. Yola çıkınca birazcık bahsedeceğim sizlere. Zaten güncelleme, yani gelecek planlarıyla ilgili de bir doküman paylaşırım istersen dedi. Vallahi dedim, seve seve okurum. Çünkü neler gelecek, ne yapılacak çok merak ediyorum. Mobil platform değil ama konsol platformuna çıkış planlanıyor. Kazasız belasız inşallah ona da gelecekler yakın bir zamanda. Türkiye piyasasının çok fazla belki ilgisini çekmeyebilir ama konsol yabancılar oynuyor biliyorsunuz. Bir PlayStation'da ya da Xbox'ta bunları da oynamak bence mutlu eder insanı. Şahsen benim PlayStation'ım ya da Xbox'ım olsaydı oynamak isterdim yani. Oynanırdı da. Şimdi kamyon G style. Şöyle biraz şu abinin önünü atlamış olduk. Canımız sağ olsun. Kusura da bakmasın yani, ne yapalım. Atlar mıyız? Atlarız. Evet, arkaya bağladık şeytan dingilimize. Soldan gelen, sağdan gelen var. Soldan da gelen var. Bekleyelim bakalım az. Soldan gene gelen var. Eyvah. Neyse, kırmızı da geçtik de hallettik. Sağa sola çarpmadan. Bir benzinimiz yoktur. Yol üzerinde bulursak bir benzinliğe gireceğiz unutmazsak. Burada yol değişimi var. Dönüşünü merak ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yani azımsanmayacak derecede güzel bir şeyi var dostlar. Dorsa fiziği var. Araç nereye giderse takip ediyor falan. Şu tekerleklerin dönüşündeki o çaplık falan çok tatlı yapılmış dediğim gibi. İç dış kamera yaparken o tekerlekler bir anda duruyor böyle. Saniyelik görünüyor. Kötü bir görüntü.
Sol şeridi atalım kendimize. Ha yok, atmamıza gerek yokmuş. Yemin ediyorum bildiğin jet çekiyoruz ya. Güzel güzel. Aracın sallanması falan bayağı keyif veriyor dostlar. Gelecek planlarıyla ilgili, gelecekte bir oyunda tanker görebiliriz. Tehlikeli madde taşıdığımız. Böyle mazottur, benzindir. LPG'dir. LPG'nin diğer çeşitleridir. LNG'dir vesairedir. Bunları görebileceğimiz bir içerik bekleniyor. Bilmiyorum, ek paket olarak mı gelir, DLC olarak mı gelir, yoksa doğrudan oyuna mı eklerler? Herhangi bir şey söylemediler ama doğrudan da ekleyebilirler yani. Oyuna lazım çünkü tanker. Hem o nasıl bir makas değiştirmekte lan? Gördünüz mü arabayı, ne yaptı böyle? Garip. Gelecekte bunları görebiliriz. Tehlikeli maddeler üzerine yoğunlaşacak. Yoğunlaşılacak muhtemelen. Benim de birkaç dokunuşlarım olabilir. Sağa sola güzel bir, yani çorbada tuzum olabilir. Onları göreceğiz inşallah. Zaten ilgili olduğum bir alan biliyorsunuz. Elimden ne geliyorsa da yaparım, yardımcı olurum yani. Bunları yapımcıya da söyledim aynı şekilde. Sağ olsun, o da güzelce, güzel bir şekilde dinledi. Fikrimize önem veriyor yani, community'den gelecek direktiflere önem veriyorlar. Dün videoda yaşadığım sorunla alakalı bahsetmiştim. Hemen ne olduğunu çözmeye çalıştılar. Hemen ne olduğunu anlamaya çalıştılar ve müdahale ettiler yani. Bu hoş bir olay. Sonuç itibariyle oyun kendilerinin, dolayısıyla da ilgileniyorlar yani. Sahipsiz bir oyun değil. İlerleyen zamanda ne olur tabii ki bilemeyiz. Haha, geri kamerası var. Güzel döndük. Adam bizi bekledi, gördünüz mü? Bakalım bunda nasıl olacak? Bir de şurada var tümsek, bakalım. Tekerleklerin hareketlerine bakın. Dorse de aynı şekilde mi? Evet, Dorse de aynı şekilde. Güzel. Teslimat yerimiz ileride solda. O da kaldırıma çıkarak döndü le. Sağdakine yol verdik. Sola içeri giriyoruz. Hiç kameradan yanaşabilir miyiz acaba?
Bence oldu ya. Oldu oldu. Yaptık. Evet dostlar, yani oyun böyle tatlı, güzel yenilik vaat ediyor. Tabii ki aralara şeyleri koyacaktım ama bu videoya tabii ki mutlaka şeyi eklerim. Hatta videonun burasına multiplayer'da geçirdiğimiz zamanları da eklerim. Dün bir kayıt aldık bunun için. Multi'de de gayet performanslıydı. 4-5 kişi, adminler ve ben güzel bir konvoy yapma şansımız oldu. Oyun yenilik vaat ediyor, onu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben keyif alarak oynadım, keyif alarak vakit geçirdim yani. Soracak olursanız güncellemeleri takip edin. Güncellemelerin habercisi olmak için de bizleri takip edin. Onları takip edin. Discord kanalları var, YouTube kanalları var, Steam sayfaları var. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Haberler diye bir şey olması lazım Steam'de. Yine keza aynı şekilde haberlerini takip edebilirsiniz. Steam mağaza sayfasında güncelleme ile ilgili notlarını takip edebilirsiniz. Bu konuda gayet özverili bir şekilde çalışıyorlar. Buna ben kefilim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek hoşça kalın. Öpüldünüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Neden söylüyorum? Çünkü videomu izleyenlerin %60-75'i belki de 70'i istatistiği şu anda ekrana getirdim. Abone değil. Abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Hoşça kalın. Bay bay.